Avustralya'nın başkenti Canberra'da kapanma sırasında sessiz caddelerde bulunan ihtiyaç noktaları yürekleri ısıtan bir manzara sunuyor. İçinde yiyecek, temizlik malzemeleri ve çocuk eşyaları bulunan gardıroplar, raflar, dolaplar ve hatta terk edilmiş buzdolapları insanların hayatlarını kolaylaştırdı. Canberra'nın kuzeyindeki kullanılmayan bir otobüs durağında bulunan Ensilie topluluğu ihtiyaç noktası bunu sağlayanlardan biriydi. İhtiyaç noktasının kurucusu Christina, Ensilo topluluğu ihtiyaç noktası Canberra'daki COVID-19 kapanması sırasında özellikle yoğundu, dedi. Geleneksel silindir biçimindeki sarı turuncu beton otobüs durağındaki iki dolaplı ihtiyaç noktası, ensile hiçbir şey satın alma grubu adındaki kuruluş tarafından Ocak ayında kuruldu. Grup o dönemde COVID-19 pandemisi sürerken topluluğun diğer üyeleriyle toplumun daha geniş kesimini desteklemek için bir yol arıyordu. 3 idari ihtiyaç noktası, gönüllüsü ve ihtiyaç noktası ile ilgilenen, onu yeniden dolduran ve bağışları koordine eden yaklaşık 5 düzenli ihtiyaç noktası denetçisinden oluşan bir ekip vardı. Topluluktaki birçok insan ihtiyaç noktasına bağışta bulundu ve bakımına yardımcı oldu. Canberra, COVID-19 endişeleri nedeniyle 12 Ağustos'ta kapanma uygulamasına gitti. Uygulamanın 15 Ekim'de son bulması planlanıyor. Kristina Fiziksel kısıtlamalar ve pandeminin olumsuz mali etkisi nedeniyle insanlara yardım etmek için kullanılabilecek genel kaynakların azaldığı bu süre zarfında ihtiyaç maddelerine talep arttı, dedi. Ürün tedarikini artırmak ve Kuzey Canberra topluluğunun daha geniş bir kesimine yardım ulaştırmak için Capman Caddesi ihtiyaç noktası ve yardımlaşma, ACT gibi diğer ihtiyaç noktaları ve gönüllü kuruluşlarla birlikte çalıştılar. ACT'den farklı olarak onur ve arzı ihtiyaç noktası 52 yaşındaki Liv Temmi tarafından yönetiliyordu. Temmi'nin evinin önünde üzerine bir sudurma yaptığı büyük sarı bir gardırop vardı. Temmi, Shunhua'ya toplulukta kadınlar ve bebekler için ücretsiz ürünlere ihtiyaç olduğunu tespit ettim, dedi. Bunun üzerine 14 ay önce ihtiyaç noktası açıp bebek bezi, mamalar, bebek gıdaları ve ailelere yönelik gıdaların yanı sıra temizlik malzemeleri ve kadınlar için hijyen ürünleri de sunmaya başladı. İhtiyaç noktası sahibi halktan bağış kabul ediyoruz dedi. İhtiyaç noktasında bir bağış kutusu bulunuyor, ne zaman bir bağış alınsa eksikler kapatılıyor ve ihtiyaç noktasına konuluyor dedi. Temmi her gün ortalama 10 kişinin yardım almak için kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Canberra'da yollarda araba sürerken farklı renk ve tarzlarda ihtiyaç noktalarına kolayca rastlayabilirsiniz. Tam sayısını söylemenin zor olduğu bu ihtiyaç noktalarının çoğu Christine Safraz ve Temi gibi gönüller tarafından kuruldu. Facebook'ta Canberra ihtiyaç noktaları grubunun 1100'den fazla üyesi var. Margaret MC Grant tarafından birkaç yıl önce kurulan Enguna Gunaval Caddesi ihtiyaç noktası başarılı hikayelerden biri. Bu ihtiyaç noktası kurulduğundan beri daha fazla insan kolları sıvadı ve daha fazla ihtiyaç noktası kuruldu. Şimdi Margaret MC Grant ve eşinin dört yerde kıyafet, ev ihtiyaç malzemesi ve çocuk oyuncakları sağlayan dokuz ihtiyaç noktası bulunuyor. Zaman zaman insanlar deneyimli gönüllülere Christian Scharfaz'ın dediği gibi COVID-19 pandemisi sırasında daha önemli hale gelen ihtiyaç noktası açmaya ilişkin sorular soruyor. Ayrıca ihtiyaç noktalarını çalışır durumda tutmak için ağdaki bilgi ve kaynakları paylaşıyorlar, dedi.